Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere WoW Kongre Merkezi'nden sesleniyoruz. Ve bu merkeze yerini alan MPDS firmasına konuk olduk. Firmamızın genel müdürü Sayın Nihat Özel ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba Ayşe Hanım. Nihat Bey, gerçekten bu fuar bambaşka bir fuar. Bütün teknolojinin tek bir mekanda buluşma hali diyebilirim bu güzel fuar evet. için. İlk gün, ilk saatler olmasına rağmen coşku o kadar keyifli ki bu anlamda biliyorum ama yine de soruyorum. Nasıl geçiyor fuar? Beklediğimizden çok daha iyi geçiyor. Gerçekten haklısınız. Özellikle Endüstri 4.0'ın Türkiye'deki ilk zirvesi bu. Dolayısıyla şunu gördük. Firmaların, işletmelerin farkındalıkları çok fazla. Ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü Türkiye dünyanın geri kalanıyla rekabet edebilmek için Endüstri 4.0 ile ilgili trendleri çok hızlı yakalamalı ve mümkünse burada liderle oynamalı. Biz de bu noktada katılımdan çok memnunuz. Umarız diğer günlerde bu yoğun katılımcı kitlesiyle devam edebiliriz. Süpersiniz. O zaman biz de bu muhteşem firmayı tanıyalım biraz. MPDS deyince neler gelmeli aklımıza? MPDS Endüstri 4.0 süreçlerinde özellikle üretim odaklı işletmelere hem üretim sahasından veri toplama hem de üretim süreçleriyle ilgili izlenebilirlik konularında partnerlik yapan bir teknolojik çözüm orada. Burada önemli olan şu, genelde biz teoride kalmayan üretim sahasından direkt rahatlıkla uygulanabilir çözümlerle müşterilerimizi buluşturmaya çok özen gösteriyoruz. Bu noktada çok ciddi bir mühendislik kadromuz var. Firmamızın tamamı mühendislerden oluşuyor. Gerek mekatronik mühendisleri, gerek bilgisayar mühendisleri, gerek endüstri mühendisleri. Tek bir süreçte değil, firmanın üretim sahasına ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde bu hizmeti veriyoruz. Yani bir donanımdan veri alma konusunda mekatronik mühendislerimiz sahadaki donanımlarla ilgili, kablolamayla ilgili çalışmaları yaparken endüstri mühendislerimiz proje başlangıcında süreçlerle ilgili analizleri yapıyorlar ve modellemenin nasıl olacağına karar veriyorlar. Daha sonradan yazılımımızla ilgili uyarlamalar gerekiyorsa bilgisayar mühendislerimiz de bu uyarlamaları yapıyorlar. Dolayısıyla uçtan uca her sektördeki firmalara hizmet veren bir yapıya sahibiz şu anda. MPDS olarak çok çeşitli sektörlerle iş yapıyoruz. Özellikle savunma sanayi, gıda sanayi, otomotiv sanayi gibi. İzlenebilirliğin ve hassasiyetlerin, verimlilik kayıplarının çok yakından takip edildiği, çok önemli olduğu sektörler bunlar. Buralardaki isterler çok yüksek seviyelerde. Bu sektörlerin en büyük sorunları rekabet edilebilirlikte yaşadıkları kayıplarla ilgili katlandıkları maliyetler. Dolayısıyla Endüstri 4.0'ın da temelinde aslında bu var. Yani ölçülebilir bir hale getirdiğiniz zaman bir işletmeyi, aynı zamanda kayıplarını da aslında ölçebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk amaç bu ölçülebilirliği yakalamak. Ardından da bunun nasıl düzeltilebileceğine dair firmaların karar destek sistemlerine yardımcı olabilecek çözümleri onlara sunabilmek. Biz bu noktada gerek makine gerekse operatör verimliliklerinin, OEE'lerin hesaplanması konusunda firmalara gerçekten verimli bir altyapı sunduğumuza inanıyoruz. Vizyonumuz bunu tüm sektörlerde çok rahatlıkla uygulanabilir ve düşük maliyetli bir çözüm haline getirerek daha geniş kitlelere hitap edebilmek. Şu anda Türkiye'nin ilk 500'ünde 10'a yakın firmamız var. Bu çok iyi bir rakam. Bu farkındalıkların çok hızlı arttığını gösteren bir rakam. Ben inanıyorum ki biz ve sektördeki diğer çözüm sağlayıcılarıyla beraber Endüstri 4.0 Türkiye genelinde hızlı yayılacak ve dünyada liderliğe oynayan bir ülke durumuna geleceğiz. Gönülden bunun olması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Süpersiniz. Öncelikli olarak bunu sevdiğiniz o kadar belli ki sevmek bir kere olayın başlangıcı oluyor. Ben de bu sevdanın hiç bitmemesini diliyorum yürekten. Muhteşem bir kadronuzun varlığını biliyorum ve ben o görünmeyen kahramanlara da diyorum ki emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Burada Gebze'den geldiniz. Gebze, Kocaeli, TÜBİTAK, Gebze yerleşkesi teknoloji geliştirme bölgesinde evet. yeriniz. Bu da sizi gerçekten daha bir farklı kılıyor. Ve ben diliyorum ki bu keyif nice yıllar boyu bizlerle olsun.
projeleri anladığım kadarıyla biraz evvelki anlatımlarınızdan Adnaze'yi gösteriyorsunuz. Evet. Ve sonrasında çıkacak her türlü şeyde de gene tüm muhteşem kadroyla birlikte işin arkasındasınız. Bunu anladım. Elbette. Hem kurulum öncesi hem kurulum sonrasında müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm destekleri vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla projeyi kurduk. İlişkilerimiz bitti olmuyor. Tam tersine bu çok uzun süren bir iş ortaklığı. O nedenle bu iş ortaklığında her iki tarafında memnun edici, isterlerini karşılayan bir sisteme sahip olmaları bizim için de çok önem verdiğimiz hassas bir konu. Ona da ayrıca özen gösteriyoruz. Değil mi? Çünkü şu anda yapmış olduğunuz bir 10'a aşkın dediniz. Tekrardan seneye, öbür seneye, öbür seneye doğru giderken gerçekten değişkenlik göstermeleri de gerekebiliyor. Taleplerle evet. Doğru orantılı çünkü bir program izliyorsunuz. Evet. Şu anda teknolojiyle doğru orantılı muhteşem bir büyümenin standta buluşmasına şahit oluyoruz aslında. Çok haklısınız. Çok güzel özetlediniz. Yani bu anlamda da diliyorum ki bu keyif tekrar söylüyorum. Nice yıllar boyu bizlerle olsun. O zaman soralım hedefler neler diyelim? Bir Ar-Ge ve teknoloji yaratan bir şirket olma hedefimiz var. Dolayısıyla Ar-Ge'ye çok önem veriyoruz. Bu konuda çok ciddi yatırımlarımız var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de ilkleri piyasaya çıkaran bir şirket olma hedefindeyiz. Sonuçlanması çok yakın. İki tane Ar-Ge projemiz var. Bu nedenle ilk hedefimiz yenilikçi, teknolojik, vizyoner bir şirket olabilmek ve Türkiye'de sektörümüze ilk üç firmadan biri olarak yolumuza devam etmek. Peki burada tüm Türkiye'de varız dediniz biraz evvel. Acaba evet. Yurt dışına yönelik çalışmalar var mı? Önce ülkemizde bu işin farkındalığını biraz arttırmak, tabii ki ardından da uluslararası pazarlara açılmak hedefindeyiz. Yurt dışıyla da ilgili görüşmelerimiz var. Özellikle yurt dışında yatırımı olan müşterilerimiz var. Dolayısıyla bir ayağımız da bundan sonraki süreçte yurt dışında olacak. Süpersiniz. Ben yürekten diliyorum ki var olan kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle ama gerçekten hep bu gülen yüzle nice yıllar boyu bizlerle olun. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri WOW Kongre Merkezi'nde yerini alan InPDS firmasına teşekkür ediyor. Başarılarının daim olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.